Yani bir tek Mesut değil tabii ama zaten oynaması oynamaması ayrı olay olan, hep konuşulan bir oyuncuyken bir anda bir yere kulübe çekilecek mi diye konuşulurken bir anda kadro dışı kaldı. İşte Ozanı, Valencia'yı da konuşuruz ama özellikle Mesut Özil ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Son maç 46'da çıktı, değil mi? İkinci yarıya evet. başlamadı diye hatırlıyorum İsmail Kartal döneminde. Hı. İsmail Kartal'ın da ciddi bir kredisi oldu nedir? Son 6 maç, 5 galibiyet, bir beraberlik. Evet. Yani saat sonuçlar gelince de artık inisiyatifi aldı. Perere döneminde de vardı aslında bu sorunlar. Biraz sakatlık araya girdi, e, göz ardı edildi diyebiliriz e, Mestözü konusunda. Bir Victor Pereira sevilmediği için. Bir de ama Victor Perere sevilmese de, geçmiş örneği hatırlayalım. E, Robin van Persie Fernanda herkes iş işten geçtikten sonra aslında Perere haklıymış dedi. O yüzden Pereira'nın biraz eli o konuda güçlüydü. Hani Mesut Özil konusunda da. Mesut bence Galatasaray maçıyla nefes aldı. Yani Aslan Tepe'de o attığı gol 40-50 metre deparla. Hani maçı kafamızda yazsak Mesut öyle bir gol e, şekli çizmeyiz. Oradan sonra biraz kredi kazandı. Penaltı golleri atmaya başladı. Beşiktaş'a da penaltı gol attı. Evet. O süreçte Kayseri maçı hep kritik penaltılar. 3 4 e, Antep'e gol attığı yani için İstatistik kısmında Melike skor yaptı bu sene Mesut. Çok her maç oynamamasına rağmen. Bir var bir yoktu öyle söyleyeyim ama Fenerbahçe'deki genel sorunu zaten İrfan Can da böyle. Yani Fenerbahçe'deki benim yıldız oyuncular belli oyuncuları çok yük bindi işte. Osay Samuel'e, Ferdi'ye, Kim'e, salaye Salay bu yüzden biraz düşüşe geçti. Kim hemen hemen her maç bir tane böyle hata yapıyor çok iyi oynasa da. Evet. En son bir Alanya'da kendi kalesini atıyordu az kalsın. Orada 6 ay kurtardı. Basit hata eğilimi çok yüksek bir oyuncu. Evet. İlk gelmeden de burada transfer raporunda doğru, söylemiştik. Doğru ben. doğru. Çok doğru. doğru. Yani. Mesut'un hani ben çok performans odaklı olduğunu düşünmüyorum bu kararın. Çünkü geçen seneden daha iyi bence. Geçen sene hiç çoktu. Geçen sene tam aksine Erol Bulut ne zaman Mesut'u 11 attı. Fenerbahçe zirveden ilk 2'den koptu iş. Galatasaray'la Beşiktaş'a kaldı. Mesut sakatlandı dönemde işte. Emre Belezoğlu'la birlikte tekrar Fenerbahçe potaya girdi. Teknik bir karar saygı duyuyorum yani İsmail Kartal'ın kararı gibi düşünüyorum. İsmail Kartal, Ali Koç ortaklaşa verdiler. Ya ben şöyle bakıyorum. Şimdi Mesut Özil gibi hem yani bir duruşu olan, Arsenal'de biliyorsunuz bazı mevzuları, duruşu olan, e, sempatik, herkes tarafından sevilen, ben hiçbir zaman farklı, kötü bir şey yazıldığını ben duymadım, okumadım Mesut'la ilgili. Mesut'u tanıyanlarla ilgili. Ben şahsi tanışmıyorum ama hiç öyle bir şey duymadım. Şimdi böyle bir futbolcunun geçmişinde Real Madrid, Arsenal. Yani Arsenal'de Premier League'de inanılmaz domine ettiği bir e, yani şimdi Arsenal'in ikinci, üçüncü oyuncusu değil, yani çok domine eden bir karakteri vardı Arsenal oyununda. Almanya milli takımının on numarası. Altını evet. çizelim. Almanya milli takımının on numarası. Çok önemli başarılara Dünya Kupası var. Haiz olmuş bir oyuncunun yani bu kadar son dönemde yani itibarsız mi demeye, itibarsızlaştırılması demeyeyim de bu halde anılması beni yaralıyor. Çünkü Ali Koç'un da onunla ilgili bir açıklaması olmuştu. Ticareti. Ticari işleriyle yani. ilgili. Ya hocam ben burada şu konudayım. Abu Bakar dışında bizi şaşırtan bir tane oyuncu yok. Arda Turan içinde bu geçerli Mesut içinde. Mesut en son Leicester City ile Arsenal'in kapıştığı sezon bayağı formdaydı. Ondan sonra tamam işin siyasi sebepleri bir işte attığı tweetler diyelim Arsenal sonra Almanya milli takımı ama uzun süredir üst seviyede Zaten gelmeden önce bir, bir buçuk iki sene bayağı oynamadı. Ya işte. Üstüne geçen ama sene hani sakatlık. Ama bence orada Burak Kural şunu kastediyor Buraya geldiği zaman bu tarz oyuncuların bir küllerinden doğması söz konusu olabiliyor. O hikayeyi yazamadı. Ya belki. Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi Mesut'tan ne beklediğiniz önemli. Şimdi Mesut zaten çok düşüşe geçmiş bir oyuncuydu. Eski günlerinde değildi. Siz ben şahsen şimdi eğer yetki merci olsaydım o da ben mesela Mesut Özil alınmasına karşı çıkardım. Net söyleyeyim. Mesut Özil alınmamalıydı. Net söylüyorum. Çünkü çok düşüşe geçmiş bir oyuncuydu. Bu tip oyuncular evet bazen geri dönüş yapabilirler. Ama genelde yani gör, Allah gördüğünden geri koymasın diye bir laf vardır bizim ülkemizde. Çok doğru bir laftır. Şimdi ne demek bu Fenerbahçe? Çok büyük bir kulüp Türkiye'de. Ancak ve ancak bu oyuncu Dünya Kupası'nı kaldırdı. Ve Almanya milli takımının 10 numarasıydı. Dolayısıyla bu saatten sonra bu oyuncu Türkiye'de ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne Trabzonspor ve ne, ne diğer kulüpler keser. Hiçbir şey kesmez. Dolayısıyla burada hep geçmişini arar. Hem kendi geçmişini arar. Geçmişleri yapamadığı zaman, geçmişte yapamadığı şeyler yaptığı şeyler şimdi yapamasa da oyuncuda sıkıntı olur. Hem performans olarak müsaadenle çok kısa bitireyim. Ama oyuncunun mesela çünkü sürekli oynatılmaya çalıştı. Bakın geçen de şunu söylemiştim. Mesut Özil gibi oyuncular oynatılarak kazanılmaz. Bu oyuncunun bu sezonki performansı ben orada biraz Mehmet Özcan'dan ayrılıyorum. Penaltı golleri var. Galatasaray maçındaki önemli bir performansı var ama Mesut Özil hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin oyununda o lider rolü, oyun içi lider diyorum yani o kaptanlık falan öyle bir lider oyuncu değil zaten. Her oyuncudan her şeyi alamazsınız. Bu oyuncu lider bir oyuncu değil karakter olarak yani öyle bir Ağırlığı olan soyunma odasına girdi mi sağ içinde şunu yap Atiba gibi bir oyuncu değil. Bakın oyuncuları da ayırt dedim Ama yeteneği açısından skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Ama zayıf geldi. Düşüşte geldi. Onun için bu oyuncuyla ilgili net bir karar verip o e, oyuncuyu daha sürünceme de bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi dedin ya ben olsam istemezdim bu transferi Aynen. diye. E, burada konuşmuştuk daha önce de bunu. Hatta Yılmaz Hoca vardı. E, orada da zaten hani bir teknik Adam tercihiyle getirilmiş bir oyuncu değildi, daha farklı hani biraz e, bir star getirmek, Fenerbahçe'ye bir hava katmak, e, sponsorlarla birlikte çok farklı bir projeyle geldi aslında Mesut Özil. Abi, bir teknik direktör ben bu oyuncuyu istiyorum diye seçip de ya zaten kime sorsanız zaten parmakla gösterir Mesut Özil. Öyle bir transfer değildi zaten. Vardır ya böyle getirirsiniz. Şimdi, büyük bir vitrindir. Öyle bir transfer. İhtiyaç çok da mı Melike? Yani? Orada Sosa vardı, Mert evet, Hakan evet, vardı işte. geçen sene. Bir de İrfan yani, Can'ı aldınız. Yani tamamen böyle bir... Size şöyle, sana şöyle katılıyorum Burak Hocam. Mesela İrfan Can kötü bir oynasa sağ varlığını hissediyorsun. Tabii, Ezber tabii, 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 asistleri. Mesut'ta onu göremedik. Yok yok. Yani skor yaptı ama o konuda ne hakkını teslim evet. edelim. Yani kıyaslayamayız. Bir de şunu söyleyeyim ben e, Melike. Şimdi bakınız George Hacı geldi zamanında. Pierre van Hooydonk geldi zamanında. Son dönemlerinde geldiler. Bu isimler inanılmaz büyük katkı sağladı. Sosa'nın son dönemi değildi ama Fenerbahçe önce Trabzonspor'daki Sosa performansı muazzam bir performanstı. Şimdi bu oyuncular geldiklerinde hani külle işte de çok e, bir e, ne diyelim deyim O doğru kötü bir anlamı evet, küllerinden doğmak yok, var, var yani mesela yakınıma malum bir şey Gomez. söyledim kötü Mesela evet ee, bir anda e, milli takıma seçilebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ee, şey Balotelli Balotelli işte en üstünlükte. yakın örnek evet. Dolayısıyla şunu söyleyeyim Wagner Love baya Türkiye'de tekrar doğdu Tabii ki Şimdi şunu söyleyeyim Papis ise... Bir sürü var ya Çok var Sürekli <laughs> çıkıyor bizden böyle Ben onu düşündüm Asamo dışında hepsi çıktı Asamo Aguillan bir yapamadı <laughs> Neyse Kayseri'den. Şimdi bu sizin de altını çizdiğiniz gibi Şimdi bu oyuncular performans verdi Ancak orada şunu değerlendirmek lazım Bu oyuncular performans verebilir mi? Veremez mi? şahsen Mesut'un performans veremeyeceği belliydi. Bir de bakınız şimdi George Haji, Pierre Van Hooydonk, Mario Gomez. Bakın bunlar hakikaten ekstra direkt skora katkı veren çok da fazla duygusal olmayan oyuncular. Bakınız George Haji zaten efsane, dünya çapında bir efsane. Mesut çok önemli bir oyuncu olsa da kıyaslayamayız. E, Van Hooydonk döneminin çok farklı bir oyuncusu. Ve diğer isimde örneğin Sosa'da yine çok farklı bir oyuncu. Dolayısıyla e, ve Mesut kadar da düşmeden geldiler. E, onu söylemek lazım. Son olarak da şunu söyleyeyim Mesut'la ilgili. Her oyuncu her takımda en yüksek performansı veremez. Belki burada bir doku uyuşmazlığı oldu. Onu da saygı duymak lazım yani iki tarafa da. Çok da fazla suçlu aramamak lazım. Peki bunun sonrasında siz ne, ne görüyorsunuz Mesut Özil'in buradan sonra ben yolu? Amerika diyorum ya. Amerika'da bırakır. Şu da Katar var tabii. falan olur mu? Yani bilmiyorum bu da Kölfes. bir bakış açısıdır. Yani Snyder de Mesut gibi bir kariyer. şöyle söyleyeceğim şimdi Real Madrid, Arsenal, Almanya milli takımı son 10 yılı. Fenerbahçe'de yani biraz oyuncu etrafında oynadığı oyuncular da değişti. Bence Mesut o da... tamamlayıcı oyuncuydu Mehmet Hocam. Bana katılır mısın bilmem. Mesut tamamlayıcı tabii. bir oyuncu ve etrafındakileri oynatıcı bir oyuncuydu. Dolayısıyla şimdi etrafındakiler kalitesi hep üst düzeydi ve onları da yani onlarla birlikte ön plana çıkan bir sistem oyuncusuydu. Yani ondan altını çizerek şeyi söyledim. Hacı değildi. İşte Fanoydonk değildi. Fanoydonk yani kendi tek başına maç alıyordu. Tabii 9-10 evet. tane penaltı atan Mario Gomez müthiş bir santrafordu. Burada çok itibar etmediler ilk geldiğinde bitmiş adam falan. Mario Gomez çok üst düzey bir santrafor ya. Hiç kimseyle tartışmam yani. İşte Mesut Özil daha tamamlayıcı oyuncuydu. Bu arada onun kalitesini düşürmez bu benim tanımım. Çok değerli bir Sadece oyuncu. Sadece farklı örnek nitelikleri olan bir oyuncu. Tabii Evet güzel tek örnek. Alamaz. Tabii. Doğru söylüyorsun. Snyder de tek başına alır ama. Sinayder de tek başına alır, alır. O Onu daha da da karıştırmayalım. farklı. Evet. Yani. Peki e, sona da gelmişiz ama tabii bir hakem ne yaptığımız